Selam dostlar. Bir önceki videoda bildiğiniz gibi MetaMask kurulumunu öğrendik. MetaMask'a farklı networkleri nasıl ekleyebileceğimizi öğrendik ve aynı zamanda MetaMask'ımıza nasıl para gönderip yine MetaMask'ımızdan nasıl para çekeceğimizi öğrenmiştik. Bu videoda daha teknik konulardan bahsedeceğiz ve ICO'lara katılım sırasında DeFi platformlarında karşılaşabildiğiniz problemler üzerine duracağız ve bu problemlerin çözüm yöntemlerini de size gösteriyor olacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi her şeyden önce DeFi'nin ne olduğunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü DeFi'ler bize bir takım avantajlar sağlıyor. Klasik borsaların sağlayamadığı. Bu avantajların başında anonim olarak kalma ve varlıklarınızı herhangi bir borsaya emanet etmek zorunda kalmayışınız yatıyor. Bildiğiniz gibi klasik borsalarda nasıl ilerliyoruz biz? Önce bir borsada hesap açıyoruz. Ardından tüm varlığımızı borsaya yatırıyoruz ve ondan sonra trade'e başlayabiliyoruz. Ama DeFi platformlarında anonim olarak işlem yapabildiğimiz gibi smart kontratlar sayesinde cüzdanlar arasında takas yapabiliyoruz. Dolayısıyla kendi paramıza kendimiz sahip çıkıyoruz. Bu anlamda DeFi'ler klasik borsalara göre oldukça avantajlı kalıyor. Hatta avantajlı olduğu birçok konu var ama onlar bu videonun konusu değil. DeFi'ların diğer bir avantajı ise herhangi bir yerde listelenmemiş tokenları alıp satmamıza imkan vermeleri. Dolayısıyla ICO ve IDO aşamalarında ön satışı tamamlanmış tokenları bu platformlarda bulabiliyorsunuz ve uygun fiyatlardan ICO'da alamasanız bile daha uygun fiyatlardan alma şansını yakalayabiliyorsunuz. Bunun birçok örneği var. Gerekirse ekranında bir tane görsel koyarım. Şimdi arkadaşlar DeFi platformlarını kullanmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Şu anda Binance Smart Chain ağında Pancake platformunu kullanıyorum. Dolayısıyla cüzdanım MetaMask'ın Binance Smart Chain ağında çalışıyor. Ama ben Ethereum ağında Uniswap platformunu kullanmak isteseydim cüzdanımı bu sefer Ethereum ağına çekecektim gördüğünüz gibi. Ya da Polygon ağında QuickSwap'ı kullanmak isteseydim bu sefer ne yapacaktım? Cüzdanımı Polygon ağına çekecektim ve oradaki bakiyelerimle ilerleyecektim. Bu bilmeniz gereken ilk husus. İkinci husus da şu. Diyelim ki bir proje var. Çok beğendiniz. IDO'dan ya da ICO'dan almayı başaramadınız ama fiyatının düştüğünü biliyorsunuz. Dolayısıyla listelendiği DEX borsasına gelip bu token'ı satın almak istiyorsunuz diyelim. Bunun için yapmanız gereken ne? Exchange bölümüne geliyorsunuz. Yukarıda BNB'yi seçtiniz ya da farklı bir para birimini seçtiniz. Aşağıya da satın almak istediğiniz token yazıyorsunuz. Ama bu yeni bir token olduğu için büyük ihtimal bu listede yer almayacaktır. Bu durumda ne yapacaksınız? O token'ın kontrat adresini arayacaksınız. Bunun iki yolu var arkadaşlar. Birincisi CoinMarketCap'te şayet listeleniyorsa veya CoinGecko'da search bölümünden aradığınız token'ı bularak kontrat adresine ulaşabiliyorsunuz. Bakın Binance Smart Chain'in önündeki kontrat adresine ulaştım. Ve bunu kopyaladıktan sonra ne yapıyorum? Bakın tekrar buraya geliyorum. Para birimini seçtikten sonra search kısmına kontrat adresini yazıyorum ve gördüğünüz gibi Sage token'ı havuza import ediyorum. Burada bir uyarı geliyor. Herkes Binance Smart Chain ağında token oluşturabilir. Dolayısıyla adresin doğruluğundan emin ol diye beni uyarıyor. Ben de evet anladım diyorum. Yine de import et diyorum ve gördüğünüz gibi halihazırda listede olmayan bir token'ı ekliyorum. Dolayısıyla artık havuza ekledikten sonra gördüğünüz gibi 0.001 BNB karşılığında 2.5 adet bu token'dan satın alabiliyorum. Burada karşılaşabileceğiniz iki problem var arkadaşlar. Birincisi bizim takipçilerimizin sıklıkla karşılaştığı kayma toleransı olarak bildiğimiz slippage hatası. Bu slippage hatası şundan kaynaklanır. Yeni çıkan bir token'ın fiyatı oldukça dalgalı olduğu için bunu DEX borsaları doğru hesaplayamaz. Çünkü fiyat çok hızlı değiştiği için size sunduğu fiyatın daha altında veya daha üstünde bir değere sahip olabilir. Dolayısıyla buradaki kayma oranını değiştirmeniz gerekir. Pasif olarak bu %0,05'tir. Ama siz bunu 6'ya 7'yi hatta 9'a çekebilirsiniz ki ben 10'a kadar çektiğimi bilirim. Diyelim ki 9'a kadar çektik. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bana gösterdiğin değerin %9'una kadar ben kaybı kabul ediyorum demek. Tabi bu %9'luk bir kayıp yaşayacağınız anlamına gelmez. %9'a kadar kayıp anlamına geldiği gibi %9'a kadar aslında fazla bir token da gelebilir. Yani buradaki kayma oranını biz kabul etmiş oluyoruz. Dolayısıyla şu an ekranın sol tarafına koyduğum slippage hatası karşınıza çıkarsa buradan bu slippage değerini manuel olarak ayarlayarak bu hatanın önüne geçebilirsiniz. Tabii ki kayıpları göze alma kaydıyla. Tabii biz bu token'ın kontrat adresini bulurken çok zorlanmadık. Çünkü halihazırda CoinMarketCap'te listeleniyor. CoinGecko'da da listelendiğini biliyorum. Dolayısıyla buradan adrese ulaşmak oldukça kolay. Ama yeni çıkan tokenların buralarda listelenmesi zaman alabilir arkadaşlar. Bu durumda bu adresleri nasıl temin edeceğiz? Tabii ki de resmi hesaplardan. Ben Sage token'ın resmi Twitter hesabına gittiğimde
burada ilk olarak pinli mesaja bakarım. Eğer buralarda bu adresi bulamıyorsam yapmam gereken ikinci hamle Telegram hesabına gitmek olacaktır. Şimdi Telegram'a ulaştıktan sonra istediğim bilgilere ulaşmak için pinli mesajları kontrol etmem gerekiyor. Çünkü buradaki pinli mesajlar yalnızca yönetici unvanına sahip kişiler tarafından yazılabiliyor. Bu nedenle doğruluğundan emin olabiliyoruz. Pinli mesajları tıkladığımda kontrol adresine ulaşabiliyorum. Daha yukarılarda saçın bilgisine de ulaşabilirim ama örnek olması adına zaten bunu gösteriyorum. Demek ki pinli mesajlardan ihtiyaç duyduğumuz bilgileri ulaşabiliyoruz. Burada neler var? Alış satışın aktif olduğu havuzu da burada görebiliyoruz. Şu anda ApeSwap'ta işlem görüyorlarmış. Gördüğünüz gibi PancakeSwap'taki linkine de yine burada ulaşabiliyorum. Dolayısıyla benim ihtiyaç duyduğum bilgilere ben her zaman pinli mesajlardan ulaşmam gerektiğini anlıyorum. Bunun iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi dediğim gibi buradaki pinli mesajları yalnızca yönetici unvanına sahip kişiler paylaşabilir. İkinci nedeni ise bu ön satışların genelde saati bellidir ve bu saatlerin yaklaşmasına doğru ekip chat'i kapatmayı unutursa buradaki bazı art niyetli insanlar sahte linkler, sahte kontrat adresleri paylaşabilir. Tez canlı arkadaşlar da mesajı kimin attığına bakmadan hemen linki tıklayıp ya da hemen ilgili kontrat adresini alıp PancakeSwap'tan ya da benzeri bir DEX borsasından satın alma işlemini gerçekleştirir ve ardından da dolandırılır arkadaşlar. Çünkü resmi hesaplardan gelmeyen bilgilere itibar etmemek gerekiyor. Bu anlamda da birçok arkadaşımız tam da bu aşamada dolandırılıyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi tekrar PancakeSwap platformuna geldim ve bir swap işlemi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıya bir USD koydum ama siz bunu yeni bir token gibi düşünebilirsiniz. Takas işlemi gerçekleştireceğim şimdi. Swapage'imizi ayarladığımızı varsayalım. Swap butonuna bastım. Gördüğünüz gibi 0.01 BNB karşılığında alabileceğim bir USD miktarı yazıyor. Confirm dedikten sonra gördüğünüz gibi MetaMask açılacak ve burada benden alabileceği gaz fiiller ve gaz limitleri yazıyor. Bu aşamada bilmeniz gereken şu arkadaşlar. Bazı ICO'lar ilk gelen alır mantığında çalışıyor. Dolayısıyla hızlı hareket etmeniz gerekir. O zaman işleminizin öncelikli olarak yapılması için buradaki gaz fiyatını arttırabilirsiniz. 5 değil de 55 yaparsanız 20 cent değil de 2 dolar ödersiniz ama işleminiz çok hızlı şekilde gerçekleşir. Buna bazen ihtiyaç duyuyoruz ilk gelen alır mantığında. Gaz limiti ise işlemin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan miktarı belirler. Buraya çok dokunmanızı tavsiye etmem ama işleminiz gerçekleşmiyorsa bunu arttırmak durumunda kalabilirsiniz. Bu çok yani karşılaşacağınız bir durum değil ama olur da karşınıza gelirse burayı arttırmak durumunda kalabilirsiniz. Şimdi ben gerçekleştirmek için 5'e çektim, benim bir acelem yok. Onaylı ettikten sonra işlem gönderiliyor ve işlem başarılı olursa sağ tarafta bir bildirim gelecek. Gördüğünüz gibi 0.01 BNB karşılığında 3.18 BUSD aldım ve bu benim şu anda cüzdanıma yattı. Halihazırda önceden de 3 dolarım vardı. 6 küsürlük BUSD'm olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi swap işlemleri de bu kadar basit. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik ve bu videoda karşınıza çıkabilecek problemlerin çözümüne yönelik bir içerik oluşturmaya çalıştık. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. Sabrınız için teşekkür ederim. Ama tamamen sizin iyiliğiniz için olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu video size için faydalı olduysa bu kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.